Babuşlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. The Long Dark'a devam ediyoruz. En son geçen bölümde kar barınağını göstermiştim sizlere ki abi kar barınağı hakikaten epik bir şey. Böyle kar barınağı deyince benim aklıma eski Moğolların evleri geldi abi. Herhalde dedim böyle eve benzer bir şey yapıyoruz ama yani 5 tane 15 tane çubuk ve hani birkaç tane paçavrayla o öyle bir ev yapmak mümkün değildi. Adam akıllı nasıl bir barınak olduğunu öğrendik. Kar fırtınalarında falan ciddi anlamda hayat kurtarır abi. Ben bunu bir filmde de görmüştüm ama onda kar fırtınası değil, adamlar çöl fırtınasından saklanmak için böyle bir şey yapıyorlardı. Oldukça mantıklı. İçerisinde üşümüyorsunuz da yemek falan da yiyebilirsiniz ama ateş yakamıyorsunuz tabii ki. Gerçi üşümediğiniz için ateş yakıp yapmamanız sıkıntı olmaz abi. Hani baya baya bir güzel kar barınağıydı ve dışarı çıkıp baktığımızda fırtına olduğunu görmüştük. Ben de evdeki materyalleri zaten yakacak oduna çevirecektim. Aynı zamanda bu bölümde eğer kar fırtınası dinerse ki oğlum kar fırtınası diye bir şey kalmamış ki. Aa, gün ışığının bitmesine de daha var. Kar fırtınası da yok. Üstüme birazcık yemek alıp keşfe gideyim mi? Bence gidebilirim abi ama öncelikle bir şurayı kırayım da eğer fırtınaya falan yakalanırsak yol üstünde hani sapsaman toplar falan bir şeyler yaparız. Üzerimde kumaş var mı peki? Yok. Evde hemen birkaç tane perde yırtıp kumaş elde edeyim. Zaten kar barınağını parçalayınca elime kumaş gelecek. O 3 tane kumaş elde ediyormuşuz buradan. Çok güzel. Kar barınağından da 2 tane kumaş gelir zaten. Hemen buzdolabını bir arayalım abi. Buzdolabından yiyecek bir şeyler alalım yanımıza. Şunun sağlığı azalacak. %70'lik bir tane kutu kola alalım. Aynı zamanda bir de buzdolabından et alalım abi. Etlerin de ömrü var bayağı ya. Güzel güzel. Her şeyimiz tamam. Ateş yakabileceğim malzeme var. Peki üzerimde ateş için gerekli odun var mı? Çıra olarak gazete kağıdı falan var ama odunum yok abi elimde. Ne yapalım biliyor musunuz? Depodaki oduna dokunmayalım. 38 dakika da gerçi yüksek bir zaman dilimi ama çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani 8 saat içerisinde gider geliriz, gelemesek bile sıkıntı olmaz. Ne kadar açlığımız, susuzluğumuz var. Birazcık yorgunluk var abi. Hemen şu çikolatayı yiyelim. Üstüne suyu içelim. Yanımızda 1 kilo etle geziyoruz zaten. Ekstradan sodamız falan da var. Suyumuz var, yakacak malzememiz var. Çok güzel. Gidip bir de kar barınağını parçalayıp üstüme alacağım ki dışarıda fırtınaya yakalanırsak baba hemen kar barınağı yapıp içeri girebilelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Ayıyla mayıyla karşılaşmayız umarım. Ama niye ben bu kadar çok yoruluyorum ya? Herhalde yorgunluk. Gerçi kar barınağı sadece birazcık hasar almış. 20 dakikada parçalıyor. Çok güzel. 20 dakikada soğuktan donarak ölmeyiz herhalde, değil mi? Tamam, hasat edildi. 2 tane de kumaş geldi. Okey. Yolda giderken birazcık sap toplarsak biz tekrardan kar barınağı elde edecek şey yapabiliriz. Şimdi. Hadi bakalım. Ayrılıp bir keşfe gidelim abi. Ana yoldan dimdik ilerleyeceğiz. Haritayı tam hatırlamıyorum ama bakmayacağım abi. Kendi başımın çaresine bakmaya çalışacağım. Yanılmıyorsam bak şuradan ana yola çıkacağız abi. Şu çitlerin oraya. Oradan da dimdik yukarı doğru yardıracağız. O zaman 5-6 tane kulübe göreceğiz. Bu kulübelerde ateş yakılamıyordu bildiğim kadarıyla. Amma ve lakin ya bizim için de bir macera olmuş olur abi. Çünkü fark ettiğim üzere ecük sıkılmışsınız. Ya ben böyle oynarım abi oyunu. Hani şu an kayıtta olmayayım tamam mı? Bu oyuna kendim sarmış olayım. Kendim oynamış olayım. Emin olun o evdeki kaynaklar tükenene kadar evden çıkmam. Yani ben maksimum hayatta kalma seviyeme bakarım. Ama açıkçası kaynak idare etmek konusunda çok yetersizim abi. Gerçekte de böyle yani. Hani sen bana şey ver abi. Al de kardeş de hani bak bu senin bir haftalık yemeğin tamam mı? Bir haftalık yemeği bir gün içerisinde yiyecek kapasiteye sahibim. Ya pek fazla idare bildiğim söylenemez. Ama çok fazla farma dayalı oynarım yani ki bu kadar sap abi bizim tekrardan bir kar barınağı yapmamıza yetecektir. Şu an için hava durumu iyi vaziyette, sağlığım iyi vaziyette. Yolu takip edip dimdik yardıra yardıra o 5 tane evin bulunduğu mekana gideceğim. Gerilerde bir yerde kurt falan mı var acaba diyecektim ki herhangi bir şey göremedim. Koşmadan gitmeye çalışacağım çünkü koştuğum zaman abi gördüğünüz üzere çok daha çabuk yoruluyorum. Koşmadan böyle sakin sakin yolculuğa çıkacağız. Kar barınağı da yapabiliyoruz. Hiçbir problem yok. Önlemimizi aldık. Yemeğimiz de var bir miktar.
Süperiz abi, süperiz. Ağırlık çok mu fazla böyle? Evet, ağırlığımız tam 30 kilo. Neyse, oraya gittiğimizde üstümüzden bir şeyler atarız. Şimdi hani biz kar barınağı malzemesini üstümüzde taşıyoruz abi. Yemek taşıyoruz, odun falan taşıyoruz. Bu arada babuşlar, beğenerek bölüme destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Güzel bir aksiyona çıkıyoruz abi. Aynı zamanda şu an arkamda gördüğünüz, niye oyunda arkamı dönüyorsam, benim birader biraderle birlikte oyun oynuyoruz abi. Yani o da şu an kendi bilgisayarında. Onu sordunuz baba, işte yeni bilgisayar hayırlı olsun falan filan. Arkadaşlar, idare eden bir tanıdığımız vardı sağ olsun, render'da falan yardımcı olur diye. Biz de arada sırada oradan render atmaya çalışıyoruz, işte video editlemeye çalışıyoruz, birlikte oyun oynuyoruz falan. Eğlenceli oluyor yani. Ve hala kanala abone değilseniz abone olarak ailemizin bir parçası olabilirsiniz babuşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Koşmayacağım dedim değil mi? Allah'tan koşmayacağım dedim. Ama o kadar yorgun değilim ya. Koşa koşa gidebilirim bu yolu. Ama hafiften yorgunluk geliyor gibi sanki. O karga sesleri en sevdiğim, en sevdiğim. Bayağı bir ürkütücü abi. Yukarıda uçan 5-6 tane karga hoş değil. Burada bir geyik var. Geyiği avlamayı denemeyeceğim bile çünkü avcılık yeteneklerimin ne kadar rezalet olduğunu biliyor musun değil mi? Abi 9 kurşun harcayıp hiçbir şeyi vuramamak nedir ya? Ya şu an 7 tane falan kurşunum olması lazım. Yok, 5 tane kurşunum olması lazım. 9 kurşunu bir geyiğe harcadım ve vuramadım. 10. kurşunda kurt saldırısına gitti. Abi bir saniye, kurt saldırısı için elimizde yeterli şey var mı? Güzel, bir tane işaret fişeğimiz var. Ayıya karşı etki etmez artık. Ayı geldiğinde sıkıp tabana kuvvet koşturacağız. Ama ayının mermiden kaçacağını zannetmiyorum. O apayrı bir mevzu. Şimdi baba bu köprünün ilerisinde şuradan da görülüyor sanırsam ya. Eğer yanlış görmüyorsam bu köprünün ilerisinden devam ettiğimiz zaman 5 tane ev çıkması lazım karşımıza. Yeni yağmalanabilir 5 tane mekan. Ve muhtemelen biz günü o mekanlarda geçirir, ondan sonra eve döneriz. Çünkü evet, ablanın esneme sesinden de anladığımız kadarıyla bayağı bir yorgunluk var abi. Ben hemen bir kaydıma bakayım. Süper, bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Hikaye modunu hala bekliyorum. Oyunun hikayesini merak ediyorum açıkçası. Umarım Steam atölyesinden indirdiğimiz Türkçe ama eş zamanlı olarak çevrilir. Hani hikaye İngilizce olursa çünkü. Baba benim İngilizce little little into the middle. Yani dersen ki İngilizce biliyor mu? Yes, go to power derim yani. O ne demek? Evet biliyorum, gücüne mi gitti? Ya bildiğim yes no yani, hani pek fazla bir şey bilmiyorum. Hikayeyi çeviremem. Ya basic şeyleri biliyoruz baba tabii ki, hani işte ne bileyim, tüfek İngilizce yapmasalar da bilirim. Niye? Görüntü tüfek çünkü. Tüfeğin İngilizcesini bilmiyorum. Musket galiba. Aha. Aha, ablam yoruldu. Ablam pert. Daha yol tepeceğiz de burada değil ya. Haritanın sonlarına doğru denk geliyor. Sevimli Vadi haritasının sonlarında. Böyle bir sağa sola bakına bakına gideyim de hani aniden baba tepeme kurt binmesin. Abo. Hocam galiba geldik ya. Bak şurada ablamın eller nasıl titriyor görüyor musun? Tüfeği parçaladı titremekten. Şurada bir ev enkazı var. Buralarda mutlaka konaklanabilecek, yağmalanabilecek noktalar vardır abi. Buralarda bir ev enkazı var çünkü. İleride de bir şeyler görüyor gibiyim de tam görüş açım yeterli değil orayı çözümleyebilmek için. Bak var 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 abi, var. Var, bir ev falan var. İyi oldu o eve gelebildiğimiz. Çok üşümesek de yorulmuşuz ve acıkmışız abi. Kurt falan var mı ortalıkta? Yok. Sanırsam buraya girilmiyordu ya. Bu harap edilmiş eve girilmiyordu yani. Kırsal kavşağı. Buranın ilerisinde 3 ev daha var. Karşılıklı olarak 3 ya da 4 tane ev olması lazım. Burası market gibi bir şeydi sanırsam. Tam olarak bilmiyorum ama ben öncelikle bir... Kurt sesi falan mı duydum ben? Umarım bir sıkıntı yoktur. Şelale. Oo. Ama abi çizimleri falan çok güzel değil mi ya? Çizimleri falan çok güzel değil mi? Ben gerçekten bayılıyorum çizimlerine. Şu eve bir girelim. Yan taraf market falan muhtemelen. Oraları yağmalarız illaki. Gazete kağıdını alırım.
Evet, buralarda yatı... Aha, tüfek mermisi. İşte bu en sevdiğim baba. Kaç? 6 tane mermimiz oldu. 6 tane aynen. 9 tane alıyor bu galiba. 6 mı 7 mi? Tam sayamadım abi. Fener yakıtı, hurda metal parçası falan filan var. Fener yakıtını alırım da hızlandırıcıyı. Hurda metali almam abi. Sandıkları parçalamayacağım. Gazete rulosunu alırım. Hemen şu yardım kitini araştıralım. Güzel, antiseptik falan geldi. Abi ben size kötü bir şey söyleyeyim mi? Babalara geldiğimiz zaman o kadar fazla şeyimiz yok. Malzememiz yok elimizde. Sıkıntı yani. Bu arada nasıl acıkmışsak komple eti lüklettik. Umarım buralarda yiyecek bir şeyler bulabiliriz abi. Bilerek yedim çünkü ya hem zaten açlığım gelmişti hem de üzerimdeki yükün biraz olsun azalması gerekiyordu. Kibrit güzel. Yan taraf market gibi bir yerdi yanlış hatırlamıyorsam ya. Abi gazete rulosunu da al. Ona market gibi bir yerdi yani. Orada şey yapabilmemiz lazım. Yemek bulabilmemiz lazım. Şu gazete kağıdını da alalım. Onun dışında burada almayı ihmal ettiğimiz bir şey var mı? Yok. Sadece yakacak olarak kullanabileceğimiz odunlar falan var diyecektim ki domuz eti ve fasulye ve tuzlu kraker. Bunları kaçırıyorduk az daha. Evet. Bakmak ayrı, görmek ayrı derdi her zaman benim okulda hocam. Biz bakmışız ama görememişiz kardeş. Sıkıntı yok baba. Sıkıntı yok. Yan taraftaki markete gidelim şimdi. Ama bizimki bayağı yoruldu ya. Bayağı bayağı yorgun yani. Hani yan tarafta yatak matak varsa uyuyalım. Ya da oraya yer yatağı serip gene uyuyalım. Ama 6 saat var gün ışığının bitmesine. 6 saat uyanık idare edebilir mi ya? Bugünü burada geçireceğimiz kesinleşti artık. Az biraz yemek de bulduk baba. O bizi idare eder. İşte dediğim gibi abi market. Konserve sardalya. Domuz eti ve fasulye. Güzel güzel bak buradan güzel materyaller buluyoruz abi. Hop şu kenardan alalım bakalım. Portakallı gazoz. Zirve soda. Gayet iyi, gayet iyi. Ne kadar çok konserve yemek bulursak bizim için o kadar iyi abi. Çürüme süreleri uzun. Bizi daha uzun süreli idare ederler. Bayağı bir bak hızlandırıcı falan da bulduk. Ateş yakarken yardımcı olur. Ki ateş yakmamıza gerek olacağını zannetmiyorum. Ablacım biliyorum yorulduğunda her bulduğun fırsatta dırdırlanmasan o saat bile var. 3'ü 40 geçe takılmış abi galiba. Aynen 3.40'da takılmış. Bayılırım. Güzel güzel market lootlamaya geldiğimiz iyi oldu abi. Konserve şeftalileri de aldık buradan. Aa, bir şey soracağım. Bunların raf ömrü ne kadar? Abi pertesi çıkmış lan çoğunun. Şunu bir işte abi çoğunun pertesi çıkmış be. Tuzlu krakerin falan pertesi çıkmış abi. Bak tuzlu kraker aynı şekilde. Zirve soda aynı şekilde. Üzüm aynı şekilde. Domuz eti ve fasulyeler falan hani bunların hepsi bayağı bir azalmış canları. Neyse, evde buzdolabına koyar onları idare edebildiğimiz kadar idare ederiz. Kilitli dolaplar var. Buraları araştıracağız. Hemen ilk yardım çantasını araştıralım. Enerji barı. Dikiş seti. Güzel. Mikrodalganın işi boş. Kahve. Eğer bir yerde ateş yakabilirsek abi çok güzel. Kahveden bayağı bir şey toparlarız. Zindelik toparlarız. Ama bayağı bayağı yorgun. Yani hem fazla yük taşımaktan hem de uzun süre uyanık kalmaktan ablayı uyutmamız gerekecek. Ki fark ettiyseniz hareketleri falan yavaşladı yani. Baba şu dolabı kanırt bir. İçi boş. Bu botları bir kontrol ederim. Ya benim ayağımdaki botlar en iyisi diye biliyorum da daha iyi daha iyisiyle karşılaşmışsak illaki kullanırız abi. Bakalım. Bu bot ve işçi botu. İşçi botu en azından şeye karşı da koruyor rüzgara karşı. Bu botun o kadar kullanışlı olduğunu zannetmiyorum abi. Bu yüzden bunu bir hasat edeceğim ama 1,5 saate benim ablamın haşatı çıkar. Ne yapalım biliyor musunuz? Mağazada biraz uyuyalım. Gece de devam ederiz. Sonuçta fenerimiz var ve fenerimizin yakıtı var diye biliyorum. Abi şunu ağırlığa göre sıralasana. Fener de ağır ya hani elimize gelir illaki. Aynen fenerimizin yakıtı var abi 0,84 litre. Hallederiz bir şekilde. Baba şu tarafa doğru kurulalım. Burada uyunmaz zaten ya. Abi ben böyle bir yerde hayatta uyuyamam ya. Gözüme uyku girmez de.
Hani uyuyacak olsam nerede uyurdum onu şey yapmaya çalışıyorum. Kapının ağzı olmaz bir kere baba bak, kapının ağzından soğuk eser. Burada da dolap molap var. Abi artık en temizi şöyle ortaya kıvrılıp yatacağız ya. Uyu bakalım ne kadar uyusun. Abi abla dinlenene kadar uyu ya. Dinlenene kadar uyu yani. Suyumuz falan var. Uyu bakalım. Fırtına başladı dışarıda. Karanlığın bitmesine 6 saat kala uyandık. Hemen ben bu su gönderiyorum abi lıkır lıkır. Çünkü susadı yani. Bayağı belli halinden. Abi bir tuzlu kraker yediriyorum. Tuzlu kraker su satacak. Tuzlu krakerin üzerine şunları gömeceğim. Oo, bayağı bir açlık maçlık doyurdu. Süperiz abi. Süperiz. Tamam. Tamamdır. Şimdi yorgunluğumuz yok. Azıcık bir suya ihtiyacımız var. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Hemen el fenerini kuşanalım. Işığını açalım. Umarım dışarıda sıkıntı yoktur. Karanlığın bitmesine daha 6 saat var. Karanlıkta eve döneceğimi zannetmiyorum. Gün ışığını beklerim. Bu süre zarfında diğer evlere uğrar. Loot yapmaya çalışırım. Şimdi diyeceksin ki bana dışarıda sen niye şey yaptın? El fenerini kapattın. Abi direkt kendimizi keklik gibi belli etmenin bir manası yok diye düşünüyorum ben ya. Hani ve buralarda ayı var biliyor musunuz? Yani bildiğim kadarıyla haritaya baktığım zaman buralarda ayı gözüküyor. Şimdi biz el fenerini açtığımız zaman o ışık ister istemez yaratıkları başınıza toplar abi. Hani kurtlar falan ateşten korkar eyvallah da başınıza da toplar yani. Şimdi düşün bak karanlığın içerisindesin tamam mı? Karanlığın içerisinde kurt falan seni nerede bulur? Nasıl yakalar? Kokundan falan algılar abi. Kokundan dolayı yakalar. Ama ateş yakarsan tamam mı? Sen o kurtun koku alma yetisini kullanmasına bile gerek duymadan direkt seni bulmasını sağlarsın. Ki bu bizim işimize gelecek bir şey değil biliyorsunuz abi. Basit eldiven. Ya bundan şey yaparız. Hasat edip kumaş yaparız da kumaşa ihtiyacın var mı? Yok. Tuzlu kraker, gazete rulosu. Aa, torpido gözünü de araştır, ihmal etme. Bu gelen tuzlu krakerin raf ömrüne kadar. Oh, güzel güzel abi güzel. Nereden baksan çok iyi. Nereden baksan çok iyi. O deriyi falan da yırtacağım da burada yapmam onu, evde yaparım. Eve döndüğümde. Hadi bakalım şu eve de bir uğrayalım. Sonra karşıdaki eve uğrayacağız. Ondan sonra sabah olmasını bekleyip kendi evimize doğru yola koyulacağız abi. Buralarda tabii ki ışık açacağım. Bu değil canım. El feneri. El feneri yavrucuğum. Heh. Eyvallah. Eyvallah. Bakalım buralarda neler varmış. Abi odunlar vardı, odunları almayacağım. Nasıl olsa ateş yakmayacağım yani. Hani o yüzden odunları almayacağım. Hop bir tüfek mermisi daha güzel. Yoğunlaştırılmış süt gayet iyi. Basit yün şapka. Ya bunları almıyorum farkındaysanız. Çünkü evde daha o kadar çok malzeme var ki. İyi yoğunlaştırılmış süt de idare eder vaziyette. Metal kap var. Yine geri dönüştürülmüş odun var. Direkt kumaşı alırım ya. Eldiveni alıp kumaşa dönüştürmeye şey yapmam da. Uğraşmam da direkt alırım yani gaz lambası. Şş, dur 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 kapatma ışığı. Evet bunu da aldı şimdi. Abi şimdi sana ben nasıl bir görev vereceğim biliyor musun? İki tane gaz lambası bizim ömrümüze ömür katar. Bu yüzden eylemler yakıt ikmali değil. Bundaki yakıtı nasıl boşaltacağız abi? Hasat dediğim zaman mı? Herhalde benzini çıkarıyordur ulan. İçindeki yakıtla beraber parçalamaz değil mi? İnşallah. Evet. Bak elde edildi gaz yağı. Yakıt ikmali baba. Yakıtı fulle. Tamir yapılamıyor mu buna? Bunun gaz lambası değeri %100'müş. Güzel güzel. 34 kilo. 34 kilo taşınır anam. 34 kiloda bir sıkıntı yok. 34 kilo iyi bir rakam. Şimdi ne yapacağız? Şu bottan kurtulacağız önce. Bot 1 kilo. Botu bir hasat edelim 1,5 saatte. Bayağı bir susuyoruz. Direkt o gazlı sodayı falan çekeceğim. Ondan sonra diğer eve gidip diğer evi lootlayıp sabaha kadar biraz uyuyacağım. Kıyafetlerimin bir sıkıntısı var mı? Var. Hafiften bir eldivenimde sıkıntı var.
Evet ama şey olmadığından dolayı abi ışık verir misin bana? Işık olmadığından dolayı tamir edemiyor. Hemen burada bir kıyafetimi tamir etmeye çalışayım. Tamir abi. 30 dakikada. Kullan dikiş setini, kullan. Eyvallah. Bak %100 oldu. Tamam. Kıyafetlerin canını fazla indirmemeye çalışacağım. Bu arada hemen bak şuradaki sodayı kullanarak bir susuzluğumuzu gidermeye çalışalım. Hem açlığımızla birlikte. Bir yudum daha su iç. Abi gayet güzel yani eve yığınma materyalle dönüyoruz. Şu domuz eti ve fasulyeleri gömeriz önden. Silahımı falan tamir edeceğim de o daha sonraki aşamalarda. Bakalım burada başka bir şey var mı? Oo bandaj. Abi bandajı almadan olmaz. İyi, sağlığım açısından da bir sıkıntı yok şükür. Yağmur mu başladı? Fırtına mı başladı? Böyle dışarıdan uğul uğul sesler geliyor. Dışarıdan bayağı uğultu geliyor abi. Kanca. Kancayı da alırım baba. Kancayı da alırım, affetmem. Şimdi Acı abi bizim burada işimiz bitti. Bizim burada işimiz bittiğine göre ne yapalım biliyor musun? Diğer eve gidelim. Diğer evi lootlayıp uyuyalım. Ondan sonra sabah olduğunda tıpış tıpış kendi evimize doğru yola koyulalım. İnşallah sabah bir fırtınayla falan karşılaşmayız. Gerçi karşılaşsak size bizim için problem olabilecek tek şeyi söyleyeyim. Gündüz feneri gibi parlama. Evet beyler. Evet. Fırtınanın olması gerçekten kötü oldu bizim açımızdan. Ha, bu arada unutmadan söyleyeyim. Ufaktan yağmalanacak yerleri tükettik yani bu harita içerisinde. Doğru düzgün pek yer kalmadı. Oo, bak burada ateş yakabileceğim bir yerler var. Ateş yakıp su falan ısıtabileceğim. Abi domates çorbası, kahve tenekesi. Oh. Mikrodalga. Kapat abi mikrodalgayı. Fırın. Bu ne abi? Birazcık alazlanmış ancak harika tadı var. Direkt yemeyeceğim çünkü sağlığıma dikkat ediyorum abi. Bu ne? Fresh Rainbow Trout Cooked. Fresh taze demek. Güvenemiyorum. Şu an için yemeyeceğim. Kibrit. Eyvallah. Buzdolabı. Ha, buzdolabında ne var abi? Buzdolabında ne var? Sen bana onu söyle. Dondurucu. Şey, tavşan eti. Abi şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen şu dondurucunun ağzını bir aç, tamam mı? Ben sana şuradan bir etleri atayım. Dondurucu orada dursun. Etler dondurucuda dursun. Her şeyi oraya koymayacağım. Sadece etleri oraya koyacağım şimdilik. Etleri gider ayak alır mıyım, almaz mıyım bilmiyorum. Yani çünkü önüne gelen her eti tüketmeyeceksin abi. Karakterim mide cortluyor ondan sonra. Yani ben şu konserve yemekleri tüketirken bile çekiniyorum. Kaldı ki her önüme gelen şeyi yemem. Boşa kuruntu da yapıyor olabilirim ama ben diğer serilerimde zehirlendiğimi hatırlıyorum. Etten zehirlenmiştim. Ya pişirdiğim halde bak kurt avlamıştım ve kurt etini pişirip yediğim zaman zehirlenmiştim abi. Ya normalde zaten kurt eti yenilebilecek bir şey değil de işte zorda kalmıştık herhalde. Tam hatırlamıyorum ya. Ya da benim açgözlülüğüme denk gelmiştir. Bilmiyorum abi yani ne bileyim dolapta et dolu ben köpek maması falan yediğimi hatırlıyorum. Oyunda tabii. Normalde köpek maması tercih etmiyorum. Bakalım başka neler araştırılabilir. İş botları. Var zaten benim ayağımdaki iş botu. Dün çorap kalın ve sıcak. Sanırım bizim pamuklu çoraptan çok daha iyi ısıtıyordur bizi. Duşakabin. Oley be. Oğlum böyle bir şeyde nasıl yıkanacaksın ya? Bak şuraya girdin hareket alanın sıfır. Nasıl yıkanacağım baba? Kolu kaldırdım böyle çat şangır cam indi aşağı. Ağrı kesici. Aldım baba. Tuvalette hali hazırda su bulunur ama tuvaletteki suyu ben alıp içer miyim? Ya aslında temiz su ya. Oyunda kuruntu yapmanın bir alemi yok yani. Klozetteki su temiz su sayılıyormuş. Ben hayatta almam. Hayatta içmem ama oyunda öyle bir sıkıntı olmadığından dolayı rahat rahat gömçüreceğim. Gazete kağıdı süper.
karanlığın bitmesine soru işareti saat. Şu çekmeceleri de araştıralım. Kanka sen tırt bir şeye benziyorsun ya. Çorabı şey yapacağım abi. Çorabı tekrardan kanka sen de tırt bir şeye benziyorsun. Çorabı upgradeleyeceğim. Rüzgar engelleyebilen ve sentetik astarlı basit kışlık mont öğleden sonra bir tepede giymek için oldukça iyi. Kalsın canım, ben montumun iyi olduğuna inanıyorum. Bekle bir. Alalım da kardeş seni. Oğlum 3 kiloluk bir şeyin şey olmasına imkan yok yani. Ya 3 kiloluk bir şeyin dandirik bir şey olmasına imkan yok, anlıyor musun? Baba tamam, buraları araştırdık, şimdi kıyafetlere gelelim hemen. Bu halde bile 1.7'ye bilmem kaç koruyor ama bu 4'er koyuyor. Eğer bunu giydiğimde bunu çıkarıyorsa kesinlikle bunu atıyorum. Evet. Evet abi. Senin tamir edilmiş halin 4'te 4 vermez yine, zannetmiyorum. En iyi materyallerden yapılmış çok yüksek kaliteli kış montu diyor. Bak çorap konusunda... Abi çorap konusunda aynı çorapmış zaten. Gün çorap kalın ve sıcak, gün çorap kalın ve sıcak. Seni hasat edip kumaşını alayım bir 20 dakika. Tamam mı? Seni hasat edip kumaşını almaya kalksam, tamam seni de hasat edip kumaşını alayım. Hani montun içine giyilen bir tişört gibi bir şeyse, yani ben kazağın üstüne mont giydiğimi hatırlıyorum abi. Ankara soğuğunda kaldı ki. Adam Sibirya'da ya da bilmiyorum yani, çok soğuk bir memlekette. O yüzden yapılabilir diye düşündüm açıkçası. Şimdi suyu bir içelim, tuvaletten doldurduğumuz suyu. Birazcık iğrendirici. Biraz değil, bayağı iğrendirici. Sadece kalorisi için içtim bunu. Bak bende böyle var abi, o %1'e kadar bozulmuyor, tamam mı? Yani onu %1'e kadar tutup ondan sonra tüketme şansım var. Ama ben öyle bir şey yapamıyorum. Bu arada hafiften gündüz olmuş gibi ama ben asla dinlenmeden yola çıkmam. Yani dinleneceğim mutlaka. Bu arada ben ne yapacaktım? Ne yapacağımı unuttum. Hah, fenere yakıt ikmali abi. Fenere yakıt ikmali, çünkü bayağı bir kullandık fener yakıtını. Hem de tam denkleştirecek. Yani üzerimizde fazladan 0.01 mi? Baba bir aç kapa yapabilir miyiz? Fenere bir aç kapa yapabilir miyiz abi? Düp dü düp dü dü düp dü düp dü dü. Hadi %1 yakıt azal. Hadi baba %1 azal. Birazcık donanalım şöyle ortalıkta. O da azalmış olsun. Dışarıda hala kar fırtınası devam ediyor. Ama gün ışığının günün açmasına, günün aydınlanmasına yaklaşmışız bayağı. Tamam. Şimdi muhtemelen yakıt ikmali dediğimde komple dolduracaktır. Aynen. Tamam. Hem envanterde fazladan yer kaplamasın. Hem de bize sıkıntı olmasın. Birazcık daha vakit öldürelim abi. Bir saniye, ben tüfeğe bir tane daha mermim vardı benim. Ben o mermiyi şey yaptım mı? Tüfeği al eline kardeş. İşte bu be. 8 tane mermim var galiba. Güzel güzel. Sağdan soldan birer mermi toplaya. Temizle abi. Birazcık vakit öldürüyorum şu an. Temizle baba. Tüfek temizleme yeteneği 47'ye yükseldi. Evet, artık temizleyemiyoruz çünkü temizleme kitini emdik. Harap oldu. Tüfek temizleme kiti onarılamayacak şekilde parçalandı. Normalde tüfek temizleme kiti onarılıyor muydu ya? Neyse. Balta. Birazcık da baltayı bileyelim. Evet, gün ışığı başladı ama fırtına var abi. Bir 4 saat kadar falan uyuturum herhalde ya. 4-5 saat kadar uyutur, sonra hebele gübele eve gider. Eve gittikten sonra da %75 olmuş baltam. Süper. Eve gittikten sonra da ufaktan bölümü sonlandırırız abi. Güzel. Av bıçağım nerede benim? Av bıçağı %78 zaten. İyi, her şeyimiz iyi baba. O zaman birazcık yatıp uyuyalım şöyle bir 4-5 saat kadar. 6 saat kadar uyuyalım hadi. Sonra eve dönmeye vaktimiz kalıyor ama, değil mi? Kalır da dışarıda hala fırtına var. Kalır da yani dışarıda fırtına var abi hala. Domuz eti ve fasulye. Pişirmeden yersem acaba karnı ağrır mı? Pişirmeden konserve yemek yemem de normalde.
Bu normal bir durum değil. Sardalya'yı gömerim diyeceğim. Yok abi, Sardalya'nın daha canı var. Ya ben gözüme şu %37'liği kestirdim yani ama. Burada ateş yakabileceğim bir yer yok mu ya? Nasıl pişireceğim ben bunu? Mikrodalgada ısıtamıyor muyum? Buzdolabı çalışıyor. Mikrodalga çalışmıyor mu? Ve resim gerçekten çok etkileyici kardeş. Anladım abi. O zaman ben bunu şey gömsem. Kalıp kalıp böyle. La o kadar soğuk değildir ya. Zaten dışarısı buzdolabı gibi de gerçi. O kadar soğuk değildir zannetmiyorum. Vay be. Şuradan suyumuzu da içelim abi. Açlığımızı, susuzluğumuzu giderdik. Kapımı kapa, kapımı. Yatağın altında şu tüfek kütüğünü gördüm ya abi. Orada mermi falan var zannettim, biliyor musun? Şöyle azıcık daha kamerayı aşağı eğeyim ben. Vay be, yarım saati geride bırakmışız. Bayağı iyi, bayağı bayağı iyi. O zaman ne yapalım abi? Ufaktan yola koyulalım diyeceğim de yola da çıkamıyoruz ki. Abi dinlensen biraz, bir iki saat falan şurada oyalansan. Oğlum nasıl acıkıyoruz, nasıl yoruluyoruz belli değil, nasıl susuyoruz belli değil ya. Ve hala fırtına devam ediyor değil mi? Hala fırtına devam ediyor. Abi o zaman bir iki saat kadar da uyu. En olmadı gece gideceğiz artık. Oğlum mahsur kaldık lan resmen burada. Haydi. Hocam. Dışarısı ne alemde ya? Gözü mü görmüyor? Herhalde gözü görmüyor. Oo! Ölürüz abi. Ölürüz bu havada. Harbiden ölürüz bu havada. Bu havada nalları dikeriz abi. Bu havada dışarı mışarı çıkılmaz. Ne yapalım o zaman? Ufaktan bölümü sonlandıralım babuşlar. Artık gelecek bölümde eve döneriz. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Hadi bay bay. Dikkat edin kendinize.